çocuklarımıza özel bir zihin açıcımız var. Zihin açıcı, evet. Yine bir birbirine süt. Çok benziyor, evet. Şöyle. Yemeğimize de geleceğim bakacağım şimdi alemde diye, süper oldu. Siz yaptınız, bitirdiniz. Ben bitirdim. Vallahi süper görünüyor. Bekliyorum sizi, ikram edeceğim. Tamam, süpersiniz. Çocuklara özel zihin açıcı ve enerji verici. Zaten düz duvara tırmanıyorlar. Bir de enerji vereceğiz ama neyse olsun. Ama hayatım. Böyle enerji verelim. Böylesi olsun. Yani tamam. Öyle enteresan şeyler var ki, kimyasallardan oluşturulmuş bir takım içecekler var. Ve onları sunmak yerine ki ben onlara karşı giriyorum. 0-14 yaş Zahide'cim çok önemli. Bugün o mesajı da vermek istiyorum. Çünkü onun haberini de yaptım. Çocuğun immün sistemi, yani bağışıklık sisteminin oluştuğu süre. Siz 14 yaşına kadar saçma abur cuburlar veremezsiniz. Ancak bu şekilde beslemeniz gerekiyor. Yani hemen gerçek yapalım. Balığı nasıl koyalım. Nasıl muzu yapacağız? Hayatım, bir kere muzumuz mümkünse anamur muzu olsun. Kendi memleketimiz Kendi muzu memleketimin olsun. Muzu olsun. Bir kere benim üreticim, benim çiftçim kazansın. Bu benim için çok kıymetli. İki. Bunu blenderdan mı geçireceğim? Evet, parçalayalım, atalım blender'a. O zaman blender'a. Bir dakika, bunu buraya koyuyorum Pakizeciğim. Blender'ımı alayım. Sen, ha, çocuklar için yapıyoruz. Bu arada turşu ha, yapacağız. Koyalım. Ne turşusu yapacağız? Ben lahana turşusunu biliyorsun, çok seviyorum. İsrar'la evet. Da bir iki kez yaptık. Onun önemini söylemek istiyorum. Çünkü lahana turşusu, konudan konuya da zıplıyorum ama lahana turşusunun çok önemli bir özelliği var. İçine böyle zıkkım gibi tuz doldurmazsak, çok güzel koruyucu bir etkisi var vücutta. Kanseri engelleyici bir etkisi var. Kadınlar için meme kanseri konusu biliyorsunuz çok dikkat Kesinlikle edilmesi öyle. Gereken bir konu. Evet. Sonra bunun içine çok az süt koy. Az süt koy. Şeyleri olduğu gibi boşalt. Azıcık koyuyorum. Azıcık koy, sonra devam edeceğim. Biraz daha hayat. Tamam. Tamam. O süt yetmeyecek ona ama şey koy. Sen bu bardağın yarısını boşalt bir tane. Tamam. Şimdi at onları olduğu gibi. Cevizlerimizi evet. Koydum. Bal. Baldan bir ne kadar? Kaşık. Evet, o kaşık dolusu yeter. Bir tatlı kaşığı. Fazla bile oldu. Yani çünkü bir bardak için fazla oldu. Yeter. Senin minnak geldi gene, kokulara dayanamıyor. O balığın peşinde. Evet, bu evet. Bu program bitecek. O balık bana gelecek. Benim olacak. Evet. Aynen. Harika. Onun hayalleri öyle. Tabii. İstersen bu süt buna yetecek. Bence yetecek gibi evet. Ama hadi bir tık daha Biraz mı? Biraz daha koyalım. Sonra devam ederiz. Yani önce Ay, bir hocam, koyu mayi oluşsun. Heh. Tamam hayatım. Şimdi önce bir çırpın. Muzlu süt dediğimiz olay bu. Yani sokaktaki aromalı sütten ben bir öteye giderim. 14 yaşına kadar kimyasal yerine evde bakın kaç dakikamızı aldı. Bir muzu kırdık. Parçalara ayırdık. Bu da kokuyor. Dibini tutturmayayım. Ay patlamasın, bir şey olmasın. Yok, patlamıyor da. Harika. Siz isterseniz bunun içine şimdi devam edelim hayatım buna. Ha daha devam mı? Tabii tabii. Hayatına bu sütü saydım. Olduğu gibi koyacağım. Çok istiyorsanız tarçın. Toz Ay, tarçın. Tarçınsız olmaz ama. İnanılmaz bir tat. Döküyorum hayatım. Dökün. Ha. Eski şerbetçiler gibi şöyle. Tarçın da koyabilirsiniz isterseniz. Tarçın da koyabiliriz. Orada var aslında Benim hocam var bir tarçın galiba. İsterseniz. Tarçınım var, zencefilim var. Hangisinden istiyorsan bir tanem şöyle vereyim. Peki sana bence bir de biraz küçük kaşık vereyim. Bak minnak koydum kaşıklar bile. Da var. Koydum. Koydum bile ama süpersin. Şunu da alayım ama şunu. Yani ben şöyle vura vura koyuyorum patırt diye dökülmesin diye. Kibar, tabii kibar eczacılık böyle. Efendim sonuçta. Değil mi? Hocamın evet, eczacılık evet. Tarafını hatırlıyor musunuz? Ya artık biz biliyoruz, herkes biliyor gibi geliyor. Peki zencefil de koydum. Güzel. Evet, güzel. Süper. Tekrar Müteşem kapatıyorum. Bir şey. Bu. Peki ya herkes aslında bu turşuyu biliyor sanki ama biz yine yapacağız da. Hayır demek canım. Ki başka püf noktaları var. Bugün onları yani, bunlar da tabii sürekli konuşmaya çalıştığımız nokta bu. Bakın burada esas temelde iki tane unsur masaya yatırdınız. Nedir? Muzla beraber potasyumu. Bakın tuzdan kaçalım diye bağırıp duruyoruz. Ama bizim potasyuma, sodyuma ihtiyacımız var. Dolayısıyla çocuğun potasyum ihtiyacını sağlayacaksınız. İki, sütle kalsiyumu tamamlayacaksınız. Süper. Şeker istemesin diye beyinde neyi regüle ettireceğim, çalıştıracağım? Tarçını kullanacağım. Bu kadar basit. Ve bu tip aromalara, yani doğal aromalara alıştırdığım zaman çocuk bir daha dönüp sokaktaki tatları istemeyecek. Yani hazırlardan söz ediyorum.
Bu çok güzel bir şey. Muhteşem de bir ara öğün olarak düşünebilirsiniz. Doyurucu. En az 1,5 saat tok tutacak. Koşuşturuyor, spor yapıyor, zıplıyor, hopluyor, top oynuyor. Yapın bunu, koyun beslenme basit, çantasına. Çok basit bir şey. Beslenme çantasına koyun, mis gibi reklam arası diyorum ayol, çocukların teneffüslerinde. Hayatımıza göre söylüyorum. Çocuk onların teneffüsleri bizim reklam aralarımız ya. İçsin, şifa olsun, ne diyeyim? Tabii şifa olsun.